Türklerde bir gelenek vardır. Hayır yapmak, insanlara faydalı olmak. İslam'la da öldükten sonra amel defteri kapanmasın diye çeşmeler, köprüler, hastaneler, camiler yapılır. Günah varsa bile azalıversin diye. Şimdi bir kardeşimiz var, Hasan Cevizci. Yörük köylerine gittiğiniz zaman yol kenarında çok sayıda çeşme görürsünüz. Bir köyde yeşillik varsa, çeşmeler varsa, çeşmenin önünde ağaçlar varsa ora genelde yörük köyüdür. Bunu Ege Akdeniz'i gezdikçe fark edersiniz. Şimdi sen yaş kaç oldu? Yaş bizim 60. 60. Yarıyı geçtik. Geçtik tabii canım, az kaldı ölmemize. Kaç yıldır başladın bu çeşme işine? Vallahi 7 yıldır aşağı yukarı bu çeşmelere bir gün buradaki bir mahallemde bir rahmetli Hasan Tosun'un hanımım vardı, Duraviye yenge. Abdest alıyordum dedi. Hasan keltenler geldi sıraya geçti abdest suyundan dedi. O zaman beni bu su şeyi aldı sevdası. Keltenkelerler yani kelten diyoruz biz onlara. Abdest alırken dök dediğim suyu diyor. Keltenler içiyor diyor. Hiç su yok Karahasan taşında. O zaman tabii bizim sulama suyunda içme suyunu koydular belediye. Baktım o kadının deyzenin canı mekanı cennet olsun demesine hemen bu sevdaya kapıldım ben, su sevdasına. Oradan gazmaya başladım memleketi. Tarlaları aldım, böyle sulu tarlaları. Bu tarlaları aldıktan sonra tekrar suları çıkardım. Bu içimden gelerekten bu hayırları yapan Allah'ın için dedim. Ben köyüme bu su getiren ve bu Dirmil sınırındaydı bizim yukarıki yer. O tarlayı o zaman 36 milyon aldım. Tarlaları önce satın aldım. Bana bir de dediler ki antika kazıyor. Hasan Cevizci antika. Adımız antikacı oldu. Ama Allah göstermesin bir tane böyle bir şey yapmadım. Ama içimden gelerekten, çünkü o Dezer'in dediği sözü unutamadım. Evet. Bu suları getirmeye tam karar verdim. Evet. Yani Allah kabul etsin, epey bir çeşme yaptım. Mahallemin de çoğu yerlerine boruyla suyu döşedim. Ağaçlar yeşillendi, kurumasın. Evet. Şimdi o çeşmelerin birçoğunu gezeceğiz. Evet. Şimdi çeşmelere baktığın zaman sadece insanlar değil, mal maşkat, keçisi, koyunu, devesi, atı, eşeği, bütün hayvanlar içiyor. Kuşlar içiyor, evet. Arılar içiyor, sinekler içiyor, yılanı bile, böceği börtüsü bile, kertenkelesi bile içiyor. Yani Allah'ın yarattığı suyu, Allah'ın yarattıkları içsin diye buluşturmuş. Bu çeşmenin adı ne? Burası Meretti Tepesi diyorlar, buraya, evet. Meretti Tepesi. Bu köyümüzün Karahasan Taşı'nın en alt tarafı, yani alt tarafında, yol üzerinde. Köyün girişinde olsun dedim. Evet. Burayı da içimden gelerek, bu 10 kilometre geçik yerden geliyor, evet. Bu su. Yani burada da yılan, çayan, kuş, kurt su içiyor. Halkımız da gelip söğütlere diktirdim kepçeceye, kendim Rusya'dayken. Söğütler de sulayıyor, bu zamanı elemirdik sıra. Söğütler de büyüdü. Allah izin verirse daha da yapacağım yani. Ağaçların da gölgesinde ot dinlenen tabii, olur. Tabii. Gölgesinde yuva yapan olur. Tabii, kuşlar yuva şey eder. Yani bütün halkımıza mesela iyi kötü gücüm yettiği sürece bu hayırları yapacağım Allah izin verirse. Evet, çeşmeler gezmeye devam edeceğiz. Bu çeşmeye ne diyorlar? Bu çeşme Meret Ovası'nda bir çeşme. Buranın her tarafına Meret Ovası diyor. Burada bir yol geçiyor. Mesela halkımız yürüyüş yapıyor. Bunu da buraya getirdim. Allah kabul etsin. Evet. Bundan ayrı öbür tarafta da yaptım. Mesela Allah kabul etsin. Ben bunları yapmaya devam edeceğim. Daha buraları ağaçlandıracağım biraz daha. Elimden geldiği sürece Allah izin verirse. Evet. Hasan Cevizci, aynı köylüyüz. Karahasan Taşı'nın eski adı Murasalı. Sonra seyrek gezenler Çamlıca'ya gitmiş ama Asarcık'tan gelen var, değişik yerlerden gelen var. Eski yurtlardan birisi. Yüzlerce yıllık bir geçmişi var. Yüzlerce yıldır akan dereler, çeşmeler var ama yıldan kötü gidiyor. Birçok dereler kuruyor. Su kaynakları azalıyor. Bunun üzerine çeşmelerle hayırsever bir iş adamı açığı kapatmaya çalışıyor. Allah'ın izniyle devam, evet. Edeceğiz daha. Eyvallah, devam edeceğiz daha. Çünkü suyun olmadığı yerde hiçbir yaşantı olmaz. Önce sabah kalktığımızda önce suya yapışıyoruz. Evet. Her mahluk da aynı, insanlar da aynı. Şimdi insanlarda para vardır. Lafı gelmişken diyelim madem. Bazı zenginler parasının çıksına sövdürü. Eskiden para beyaz çıkıda saklanırmış. Zenginler.
Şimdi adam zengin, parası var ama kimseye faydası yoksa, hayır bilmez, hasanat bilmez, fakir bilmez, hizmet bilmez. Hep kendi yerse parayı, vatandaş der ki senin paran çıksın diye söver. Aynen aynen. Bu adam parasının çıksın sövdürtmüyor. Yok yok, biz elimizden geldik. Zenginler haberiniz olsun. Mandil serdim urgana, benim sözüm belgama. Mandil serdim urgana, benim sözüm belgama. Gel buluşalım, gezelim, hela gözlü mor sümbüllü balavarda. Değerli seyirciler, Mustafa kardeşimiz Dezoğlu. Geçen gün diyor göl manzaralı evim var, göl manzaralı evim var. Bir geldik, hakikaten göl var la. Göl var, bacanak Hasan Cevizci suyu getirdi, çeşmeyi yaptı. Bu arada rahatım çok güzel. Dışarı çıktığımda içim açılıyor. Yayla çok güzel. Şimdi iki tane çeşmeden gelen suyla göl olmuş. Evet, göl oldu. Sen seviniyorsun da esas gazlar seviniyor değil mi? Gazlar seviniyor, mallar, kuşlar, herkes seviniyor. Seviniyor. Bacanaktan çok Allah razı olsun. Evet. Şimdi yaptığın çeşmeden kurt kuş böyle su içerken gördüğün zaman mutlu oluyor musun? Çok mutlu oluyorum. Bak şimdi gazları orada gördüm. Bak güvercinler geliyor, kuşlar uçuşuyor. Yani bu zevk bir başka, Allah tarafından. Yani buna biz zevk alıyoruz. Hani insanın ömrü uzadıyor. Her şeyden önce mesela ben bu işi zaten seviyorum, böyle su işini. Böyle kuşları da, böyle gazları da, böyle şeyleri de gördüm mü zaten içim o kadar açılıyor. Yaşım 18'e düşüyor. Yaşım 60 ama evet. 18'e düşüyor yaşım. Şimdi sen evinde göl olmuş. Suni de olsa göl. Evet. Bu göle bir at ver gayri. Ne at verelim bu göle ya acaba ya? Meret'i göl diyelim la. Ovada geziyoruz. Hasan Cevizci'nin yaptığı çeşmelerde dolaşıyoruz. Bir galıp yapmışsın. Her yere aynı galıp uygula. Aynı galıp, kolayını... aynı galıp. Galıpları yaptırdım özel. Mesela başka bir şey olmuyor. Oruç 14 torba çimento yiyor ama güzel bir şey oluyor. Demirini de döşeyiyoruz. Ebediyelik bir şey olsun diye böyle özeniyoruz yani. Şimdi burada geçi koyun, eşek katır, mal maşakat yayılıyor. Ovada su yok. Evet evet, su yok burada. Esen burada yorgun dilki durmazdı. Çünkü su olmadığı için nerede dursun? Öbür tarafa geçmesi lazım. Aynen. Şimdi o hayvanlar, geçiler, koyunlar buradan su içiyor. Burada artık ovada su var. Şimdi yürüyüşe geliyorlar. Mesela burada halkımız da su içiyor. Sular da güzel yani öyle. Evet. Yani doğal su. Öyle mesela kireç yapan su değil bunlar. Çayı falan süper çıkıyor. Şimdi ama iyi de biz program yapıyoruz şu anda. Daha önce İmece'yle köyümüzün suyu geldi. Şimdi büyükşehirden parayla alıyoruz. Şimdi bu programı yaptığımız zaman büyükşehirin haber olur da bu suyu parayla satacaksın derse demez. Nasıl demez? Biz bunu atalarımızın hayrına yaptık. Hayır için yapılan bir şey. Herhalde seçilen bir insan da vicdanlı bir insan bu hayırları bozmaya gelmez. Evet. Daha bunları çoğaltmaya gelir. Yani. Şimdi değerli izleyiciler, garabenin arkasında sarınç vardı. Oradaki mutayit sarıncı üstüne toprak dökmüş. Tam yıkmak üzereyken, bitmek üzereyken ben rastladım. Orayı gündeme getirdik. Temizlettik ama sarıç hala yarım. Sarıçta da su birikiyor. Oradan kurt, kuş, mal, maşakat yoldan geçen içiyor. Adam sarıcı niye yapar? Çeşmeyi niye yapar? Köprüyü niye yapar? Camiyi niye yapar? Öldükten sonra amel defteri kapanmasın, sevap yazmaya devam etsin diye yapar. Ya bu hayır. Hayır. Ama sen bu sarıncı yıkarsan, çeşmeyi kurudursan, yıkarsan, camiyi yıkarsan, köprüyü yıkarsan amel defterini kapatmış olursun. Aynen, bu büyük günahtır. Dolayısıyla ister resmi kurumlara, burada bir çıt lafım var, ister yağmacı, ganera takıma da
yani hayır hasenat bilmezlere de bir sözüm var. Allah'ın sistemini bozmayın. Aynen. İnsanların köprüsünü, camisini, çeşmesini yıkıp da amel defterini kapatmayın. Hayırı kesmeyin. Aynen. Bu mesela burada bütün mahluk su içiyor. Evet. Bunu belediye almış olsa yani çok günah. Hiç su yok. Ben bunu mesela kendi çabalarımla zorla getirdim. Evet. Hani balçıkta battık, yılanlar soktu. Kaç kilometreden getirdin bu suyu? Bu en az 10 kilometreden. 10 kilometreden evet. Boru döşedim, evet, su getirdim. Evet. Yukarıdaki döşediğim borular da 110'luk. Evet. Yani antika kazıyor dediler ama 110'luk boruyor. Dedim ki köyüme su getiriyorum. Millet dedi ki evine getiriyor. Arkadaş 110'luk boruyla eve su mu gelir? Halkımızın da ağaçlarını sulasın. Mesela biz ölürsek eserimiz kalsın. Antika kazıyor deyince. Evet. Bizim bir arkadaş var. Üniversite hoca. Mezar taşlarını okuyor. Tarihi çıkartıyor o yerlerin. Hangi mezarlığa geçse adam bilim adamı. Hemen şikayetlermiş. Antika kazıyor diye. Mezar da değil. Sonra ya dedi böyle başmış geliyor. İyi dedi bir gün beraber gidelim. Tabii ben gidince beni gören muhtar azası geliyor yardımcı oluyor. Adam yalnız gitti mi antika açacak size adamı şikayet ediyorlar. Şimdi ben de hakim bey böyle çıktığımda hakimin karşısına dedim ki hakimim beni takip et dedim ben. Hı. Ben bu işi yapmadım. Yahut da keşfedelim dedim. Sonra keşfetti sağ olsun teşekkür ettim ona da. Bir baktı benim yaptığım şeylere belediye mi yaptı bunu ben yaptım dedim ben. Antikadan fazla masraf etmişsin zaten dedi. Ne antikası dedi. Seni çekemiyorlar. Böyle bir şey de dedi. Belirli yerden bir belge al dedi. Müsaade al dedi. Hı. Zaten dedim tarlaları kendim satın aldım. Sulu tarlaları. Hı. Bu sulara da hayır yapmak için köyüme getirdim dedim. Benim bu antikayla ne işim olacak dedim. Sonra bana berat verdi. Şimdi toplum önderlerine, hayır yapanlara, millet faydalı iş yapanlara köste kurman. Daha teşvik edin. Bir çeşme daha yapsın, bir köprüde, bir camide yapsın, bir çocuk daha okutsun. Devam evet. Etsin hayrına. Bundan 2000 yıl önce Spansel döneminde az yukarıda 5 kilometrelerde Balbura diye kent var. Balbura, İonna'da, Kıbrıya bunlar bir sıra kentler, şehir kentleri. O dönemde iki dermenlik su Balbura'dan akıyor. Şimdiki adı Çolkayık. Çolpak anlamında da çöl anlamında da gelen. İki dermenlik su orada kazılarda, yazılarda bulduk biz. Jim Colton diye bir profesörle 6 yıl bu dağlarda, taşlarda araştırma yaptık. Oradaki su kanallar aracılığıyla kiremitten, daştan kanallarla şuradan şu tepede su kanalı vardı. Oradan Şirlengi'ce ovaya gidip sulanırdı. 2000 yıllık su kanallarını yol yapacağız diye kırdılar, yok ettiler. Bu yetmedi. Binlerce yıldır akan, yüzlerce yıllık geçmiş olan Karaçıfa'nın kısık suyunu da yok ettiler. Altta kaldı, yolun altında. Altta kaldı. O akan suya bir borucuk taksalar da 10 metre bir boru kosalardı, plastik boru, su akmaya devam ederdi. Ama şu anda o su yok. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu suyu hep bir olacağız. Allah izin verirse karayollarından müsaade alacağız. Milletvekilimizi kimlere danışılacak karayollarından burayı kazacağız. Allah izin verirse bu suyumuzu tekrar akıtacağız. Anneciğim benim öleceğinde kısıktan bir ırbığıyla su getirip oğlum bana dedi ve buradan su götürdüm. Yani ölüm döşeğinde. Tabii. Burada su istedi. Yani dünya gözüyle kısıktan bir su içeyim. Evet. Buranın ölüleyim. Buranın suyu meşhurdu. Güzel. Meşhur, soğuk. Evet. Şimdi biz bu suyu ne yapacağız? Allah izin verirse burayı kazacağız. Şu yolun içine çıkacağız. Aşağıda da bir su var. Evet. Gerektiği şekilde halkımıza oraya bir depo yapılır. Belediye yapar. Bu suyu halkımız susuzluk çekmesin. Biz bu suyu da eski sarı şeylerde öldürmeyelim. Allah izin verirse. Yani para gücümüz yettiğince ben her şeye de varım, hazırım yani. Allah izin verirse. Eğer belediyemiz bu çeşmeyi yaparsa, kurtarırsa, bu çeşmeyi kurudan karayollar yaptı hatayı, biz hata yaptık, biz düzeltelim derlerse su burada. Evet. Eğer metre yok, belediye yapmazsa, karayollar yapmazsa, devlet yapmazsa halk yapar, hayırsever. Ben yapacağım, de katkıda bulurum. Ben şansıma yapacağım. Allah bizler de destek veririz, maddi destek. Çünkü köyümüzün suyu, çocukluğumuz her gün buradan tarlaya giderken, gelirken bu suyu içerek geçtik.
Buz gibiydi buz suyu. Gibi. Buz gibi. En soğuk su burasıydı. Kısık suyu derlerdi buraya. Bölgenin en soğuk suyu. Tabii burada 1,5 metrede su. Biz bunu hemen kazsak anında çıkarırız. Mesela karayollarda fazla zararımız olmaz. Ya biz bunu maddi manevi önemli değil yaparız. Ama müsaade alsınlar önemli olan. Yetkililerimiz de burada bize yardımcı olmasınlar. Tabii ya yardımcı olurlarsa seviniriz ama olmazlarsa da bize müsaade etsinler. Yani hayır yapanların başına bela olmasınlar yeter. Böyle bir tarihi bir su batırılamaz. Şimdi böyle bir şey kamuoyunu duyuruyoruz derzeciler. Muğla, Seydikemer, Yayla Karaçufa kısık suyu. Evet, evet. Adresi söylüyorum. Karayolları, Seydikemer Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi. Yani bu suyu alan da satan derlerse olmaz. Bu hayır suyu yoldan gelen geçen malı maşaka dişsin diye anlatıyoruz. Yoksa bu suyu kap veren de milleti parayla satan derlerse... Biz bu eseri yaşatmamız lazım. Allah izin verirse. Maşallah, cennetten gelmiş gibi su soğuk, salatalık güzel. Adın ne senin? Benim adım Cennet. Hakikaten cennetten gelmiş ya. Buyur çocuğum, bunu da sen ye. Biz yaylada Karahasan taşında yaşıyoruz. Hasan Cevizçi'nin sayesine ne susuzluk çekiyoruz, ne içerisiz. Bu Allah razı olsun. Hacıya gitmeyen hacı olmayan insan. Biz hacıya gittik ama hacı olduğumuzu Allah bilir. Hasan Cevizçi hacıdır. Senin gözünde. Benim gözümde değil. Onu bu arada Karahasan taşında gözümde. Yani. Bu memleket kuruduydu. Allah razı olsun bin kere. Her tarafını yaşarttı, yaşarttı. Şimdi sen hanımısın. Evet. Varıyor bütün paracıkları. El gün su içecek diye, mal maşakat harcadı diye. Çekişmeyen mi? Çekişmeyen hayır için. Çalıştık. Çocuklarımız da yardımcı oldu. El birlikte getirdik, akıttık suyu. Akıttık. Bu Karahasan taşı kuruyacak şekilde geldi. Yani o zaman bu evde ufacık çocuktan size kadar evlatların hep beraber imeceyle. Evet. Boruları açarken köylülerimiz de yardım etti. Evet. Parayla da insanlar getirdik. Ona göre getirdik işte. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah da yardımcımız olsun. Akıyor sularımız bol. Bol. Millette yardım El açık, alıyor. Gönlü açık, hayırsever insanların inşallah sayısı çoğalır. Bu örnek olur. Ülkenin dört tarafında köylerde hayır yapmak isteyenler örnek bir hayır var burada. Evet. Daha çok yapacağız, devam edeceğiz Allah izin verirse. Yılma yok. Allah kabul etsin. Devam İçenlere de afiyet olsun. Geldik Altınapa'ya. İngiliz Oxford Üniversitesi'nden Jim Colton diye bir arkeologla bizim müzeden de yetkililerle aylarca, yıllarca bu bölgede çalıştık. Ben de ekibe dahil oldum. Altınapa. Milattan önce 4000 yıl önce, yani 4000 yıl milattan öncesi, 2000 yılda berisi 6000 yıl önce burada yaşamış medeniyet var. Tuş çağından beri. Bu izleri bulduk. Burada bir büyük bir kaynak vardı. Bu kaynak sulama suyuna götürülmüş. Bu Karahasan taşı mahallemizin sulama suyu buradan geliyordu. Buranın ismi Altınapa. Evet. İsmi zaten buradan arıyla gidiyordu. Bunu tabii geçmiş dönem belediye başkanımızın birisi köyün suyu yetmiyordu, içme suyu. Bunu direktmen depoya aldılar. Ve ben ondan sonra da Allah'ın izniyle baktım susuz olmasın. Ağaçları bir adamlar dikmiş, eski atalarımızın dikti. Buranın şeyi Altınapa diyerekten ölmesin diye. Buraya kendi çabamla buraya su getirdim. Ta ileriden Karadağ'ın keyinden. Buna bak tuvaleti yaptım. Tuvaletin kapısını sökmüşler, taşını kırmışlar. Şu etrafta bak, bunu da Hacı amca Mustafa Sertoğlu yaptırdı hayrına. Bu da güzel bir şey. Burada pikniğini yapsınlar, namazını kılsınlar. İleride mescidi de yaptırdım. Mescidin camlarını kırmışlar. Yani gelen halkımıza mesela duyarlı olması lazım. Yani pislik edip ortalığı çapçup yapmasınlar. Bu bura benim evim değil. Ben buraya hayrımla bir şeyler yaptıysam geleceğimiz için... Gelecek çorumuzun çocuğumuz için. Mesela bir halkımız geldiğinde otursun, çayını içebilsin, yemeğini yesin, kebabını yapsın, namazını kılsın diye yaptık. Ama pisliği mesela şu memleketi pislemeden, etrafı kırmadan, dökmeden
Yani bunu biz hayır için yapıyoruz. Allah kabul etsin. Hacı amca da mesela burada çok şey etti. Orada onların çeşmesi vardı. Dede o çeşmeyi getir Hasan. O da yardım etti. Mustafa Sertoğlu amcam. Onun da bu katkısı vardır. En az 70 kamyonun üzerine toprak çektirdim buraya. Evet. Bizim Yörük yurtlarında her çeşmenin önünde ağaçlar vardır. Gerekse sahil kent turizm bölgesine geldiğiniz zaman gelin, temiz gelin. Yiyin, için, eğlenin, temiz gelin. Yeri de temiz bırakın. Batırırsanız, kırar dökerseniz arkanızdan habar salıyorlar. Anacığınızın, eşinizin, dostunuzun suçu yok. Suç sizin. Aynen. Laf ettirmeyin geçmişinize. Altınapa'nın kaynak suyu alınınca bu suyu Altınapa kurumasın. Çünkü umut eder gelir adam bir yeşillik bu su evet, içeceğin evet. diye gelir. Evet. Su yok. Ama evet. bu suyu nereden getirdin? Bu Karadağ'ın Beridüzü'nden. Kaç kilometre buradan? Buradan nerede baksan 7 kilometre falan bu suyun. 7 kilometre? Tabii. Tünel gazın boru döşedin. Tabii. Kendi cebinden. Evet. Orada yılan da soktu beni. Suyun gözünü yaparken hastaneye zor yetiştim. Öyle mi? Tabii bu suyun fazlası. Yılan bekçisi mi var mı? Suyun bekçisi mi var? Herhalde öyle. Yılanın soktu orada. Yalnızım kepçe de kaldı dağda. Evet. Arkadaşlar da kaldı. Evet. Yalnızım. Tabii köylü o kadar fazla yardım eden oldu ama herkes iştiraklı değil. Yani gücen diyorum taşı atlayayım. Gözleri yapalım. Evet. Ama millet geri duruyor nedense. Bu su tekrar oradan geliyor. Bu taraftan da geliyor yukarıdan bu su. Orayı da kazdım. Orada bir su daha çıkardım. O zaman annem rahmetli öldü. Orada kaldı öyle. Bu su tekrar köye varıyor. Şuradaki evet. evde de suyu olmuş. Bir suyu da oraya işe ettim. Kullansın hayırı vardır dedim. Evet. Yani buralarda piknik alanı mesela mescidimizi yaptırdım oraya. Evet. Mesela bak bunu Mustafa amca da Sertoğlu dedi ki yaptır oğlum. Orada su da onlarınmış eski çeşme. Oraya da çeşme koydum. Evet. Buraya fazlasını buraya getirdim. Orada yine su çok. Yani buraların bir tarihi eser ölmesin. Altınapa diye bir ad, ismi var. İsmi yaşasın. Su olmasa Altınapa öldü. Yani Tuş Çağı'nda 6000 yıldır suyu var, toprağı var, tarihi hatırası var, yaşamalı. Bak camları kırmışlar bütün görüyor Az önce oğlaklar, geçiler, koyunlar, kuzular geldi. Çeşmeden suyu içti. Suları içtiler. Yeni saldım. Su sıramışlar, suyunu içtiler. Şimdi bu çeşmelerin olması, dili ağzı söylemeyen geçinin, koyunun su içmesi, suyu görmesi önemli değil mi? Çok önemli, çok önemli. Susuz olmayacağım ama susuz mal olmaz. Ben su içeceğim diyebilirsin. Tabii. Bir, ama bir bidonunu yanına alabilirsin. Tabii. İçecek su alırsın. Doğru. Ama bir dili ağzı konuşmayan bir geçi koyun, ben suradım, su içeceğim, su nerede diye soramayız. O diyemez. Ama çeşmeyi suyu gördü mü gidip içiyor. Şeydir hemen içer. İçer. O zaman bu çeşme yapmak, kuyu yapmak, sarınç yapmak. Çok hayır, çok hayır, iyi bir şey. İyi bir şey. Senin yaş kaç? 72. Bu yaşta geçi koyun gidiyorsun. Evet. Çocuklarda bir tamah var mı? Çocuklar bu işe bakmıyor. Şimdi çocuklar... Herkes işi var. Kuzuyu olay yiyesi var. Evet. Tandır olsun, kebap olsun, ızgarayı biliyorlar. Biliyorlar ama yoğurdu, bakmalı. Yoğurdu, sütü, peyniri biliyorlar. Biliyorlar. Yiyorlar. Ama bakası yok. Bakmalı, bahalı da sağdan soldan satın alıyorlar. Yeni nesil niye böyle tembel? Bir senin çocuk değil. Yani herkesin çocuğu tembel. Şimdi herkesin çocukları hepsi öyle. Tembel. Hazırcı. Hazırcı. Doğru, hazırcı. Hazırcı. Zaman öyle, ne cep şeyse. Evet. Bakmıyorlar. 9'da kalkıyorum ben. Ben sabahla saat 5'te kalktım. Sen 5'te kalkıyorsun. 5'te kalktım ben. Senin torunlar 9'da 10'da kalkıyor. 9'da. Kelime, öğlene doğru. Kelime ödeyemez. 9'da
Daha önce kalkmadık diye. Yemek diyoruz. Beğenmeler. Yemek beğenmeler. Çekişmeyen mi lan? Oğlum benimle ayrı bunlar gayrı. Ben karışmam lan şuna. Çekişsen zaten dinlemeyenler. Dinlemeyenler doğru. Değerli izleyiciler, önümüzdeki yüzyıllarda su savaşları olacağı belli. Ülke kuruyor, kuraklığa doğru gidiyor ülkemiz. O zaman ne yapacak? Su savaşları başlayacak. Ülkeler arasında, toplumlar arasında, milletler arasında, bölgeler arasında. O zaman Türkiye Devleti'nin bir su politikası olması lazım. Suyu koruma, suya dayanıklı bitkilerin, meyvelerin çoğaltılması gibi bir politika belirlemesi lazım. Çünkü önümüzdeki yıllar yıldan kötü geliyor. Bu dağlarda 1 metre, 2 metre kar varken şimdi 30 santim zor yağıyor. O kadar olmuyor bile. Olmuyor bile. Kar yağmayınca yeraltı suları azalıyor. Sen çocukken mi çok yağardı yağmur var, şimdi mi çok yağıyor? Eskilerde çok yağardı, şimdi az yağıyor. Ama bir sene güzel yağdı. Yağmur yağdı ama neyse. Kar az yağdı. Kar az yağdı. Kar demek su demek. Tabii. Kar yağarsa sular çoğalır. Çoğalır. Yağmur suları akıp geçiveriyor ama kar milim milim geliyor. Öteki gelen kim? Benim hanımım. Senin hanım mı? Yeah. Ben gidelim o zaman, koyun ayakına girecek indi. Yenge dövecek zaten, DNA'yla geliyor. Sen kaç. Hadi. Ne var yok? Allah emanet versin. Yörük yurtlarında, Ege Akdeniz'de, her köyde, her dağda, her çayırda, her yol kenarında çeşmeler görürsünüz. Yörükler doğayı, canları severler. Geçi, koyun, mal, maşakat, kurt, kuş, böce, börtü, yılan, çayan, yoldan geçen su içsin, suyunu gidersin isterler. Bunu bir sevap gibi, bir hayır gibi düşünürler. Dolayısıyla çeşme yine burada var. Bizim de hem benim anacığım hem babacığım adına çeşmemiz de var, bizim de var ama Hasan Cevizci bu olayı açmış, onlarca çeşme yaptırmış. Kendini bu işe adamış. Bu bölgeye ne deniyor? Burası Kızılgedik deniyor burasına. Gen Kızılgedik. Buradan bu suyun taliyesi de köye gidiyor. Çit boru döşedim. Evet. Buraya 110'luk boruyla geliyor. Ta ileriden dağdan geliyor bu sular. Buradan bu suyun taliyesini köye verdim. Köy sulansın diye. Şimdi bu kaç kilometreden geliyor bu su? Buradan herhalde 6-7 kilometre daha geliyor. Yukarıdan. Köyde kaç kilometre? Köyde gene herhalde dolandığına beraber 5-6 kilometrede köy yani var. Yani 10 kilometrenin üzerinde? Üzerinde burası da. Burası da öyle, öbür tarafta da boru döşedin. Tabii en az 25 bin metre boru döşedim. Allah kabul etsin. Çit boru döşedim buradan. Birisi içme suyuna gidiyor, birisi sulama suyuna gidiyor. Mesela burada açıktan olduğundan birisi sulama suyuna gidiyor. Çit boru döşedim köye. Evet. Allah kabul etsin. Mesela daha yapacağız. Yani bunlar daha az. Ömrüm olduk sıra. Allah izin verirse gerekeni yapacağım yani daha. Kendi imkanlarına, helal paranla. Tabii kendi paramızla. Allah'a izin. O zaman devlet su işleri, belediyelerin su işleri müdürlükleri gelip senin elinden öyle su işçi olma mı? Ya yardımcı olurlarsa seviniriz. Tabii onlar da herhalde yardımcı olurlar bazı yerlerde, yetişemediğimiz yerlerde. Evet. Müracaat etsek muhtar eder. Resmi mesela kurumlar Hasan Cevizci gibi su getiren, çeşme yapan, sarınç yapan, kuyu yapan, hayır işleri yapanlara yardımcı olmalı. En azından önüne daş koymamalı, çelme takmamalı. Yürü demeli, biz ne yapabiliriz demeli. El birlik imeceyle doğa yeşillensin, hayvanlarımız sulansın, güzelliğe güzellik katılsın. Mesela burada bu suyu mesela hayvanlar, mahluklar içsin diyor. Bu suyu taliye koyuyorum buraya. Evet. Buradan tekrar havuzdan köye gidiyor. Evet. Çit boruyla. Birisi içme suyu, birisi sulama suyu. Mesela mahallemiz de yani birkaç ağaç yetişirse, birkaç kuşlarımız öterse sokakta bize bu yeter. Önemli olan.
tane küçük göl yapmışsın. Bura havuz. İşte göl yaptım balık buraya. Havuzu. Balık havuzu yaptım. Doğal balıklar mı saldın? Burada doğal balık var. Normal dere balığı. Burada alabalık var. Şimdi değerli izleyiciler, bu balıklar kışın çamurun içine girerler. Cemreler suya düştüğü zaman çamurdan çıkarlar, yüzmeye başlarlar. Doğal balıklar aslında ot yiyen balıklardır. Kendi kendine beslenebilir. Peki balıklar yaşıyor mu? Ömürleri nasıl? Ya yaşıyorlar da şimdi halkımız bunu yayla tarafında balık bulamaz. Hamile insan olur. Hani Allah göstermesin südüm var. Biz bundan saldık. Burada hırsızlar bir geldi. Buralarda ağaçları köklemişler. Balıklar iki çuval tutmuşlar. İşte çalmasalar da doğal devamlı dursa az az yani, ihtiyacı kadar yeseler. Evet. Ben bunu severek yapıyorum mesela. Şimdi etrafında harım yok. Yok. İsteyen gelip yakalar, yakalayabilir ama yiyeceği kadar alsın 3-5 tane aynen. Gitsin istiyorum. Ya ben öyle istiyorum. Ama adam geliyor ne varsa süpürüp gidiyor. Bundan 30 sene önce, 40 sene önce, 20 sene önce biz çocukluğumuzda bir meyve bahçelerinde böyle yerlerde harım olmazdı. Yoldan geçen, ihtiyacı olan bir iki tane meyve alır, birkaç şey ihtiyacı kadar alır giderdi. Bundan da tarla sahibi mutlu olurdu. Ama son yıllarda azdı insanlar, bir meyve bahçesine giriyor, kendi meyvasıymış gibi süpürüyor, dalları bile kırıyor. Bir balık havuzuna geliyor, ne kadar balık varsa geliyor. Ya senden sonraki de yesin, aynen. Bir başka Müslüman da yesin. Aynen. Şimdi buradaki, balıklar çıkıyor evet, piyasaya. Buradaki balığı 500 kişi yerse mutlu olursun. Tabii canım. Ama niye 5 kişi yesin, 500 kişi yerine? Biz bunu ticaretini yapmıyoruz, halkımız yesin. Evet. Yani hamile insan gelir, südü var. Bir balık can ister gelsin 5-10 balık tutsun gitsin. Millet devlet malı mı sanmış? Hepsini götüreceğiz diye. Ya işte öyle yanlış yapmışlar. Tabii evet. Bunlar yanlış yani yapıyorlar. Dışarıdan gelenler mi oluyor? Dışarıdan gelenler, evet. Dışarıdan gelenler. Köylü ben arıyorum mesela 5-10 balık tutacağım diyor. Dut diyorum ben. Evet. Mesela Dirmil tarafından da gelen arkadaşlarım oluyor. Dutun diyorum ben. Dutun, yiyeceğiniz kadar dutun diyorum. Serbest. Evet. Ama çuvalla tutup da ticaretini yapmaya gerek yok yani. Çalmaya. Bir kişi değil, çok kişi yesin. Tabii tabii, önemli olan. Buraları biz hayrımıza yapıyoruz biz bu işi. Sarıca'da buğday tanesi, eller yarini vermesin, suna boyun var. Gabada minder. Armudun bütün meyvelerin çakalı vardır. Çakal demek yaratıldığı gibi demek. Sonra yeni yeni armut türleri, meyve türleri, diyelim ki bir başka bölgede denizde bir elma türü görüyorsun, sen getiriyorsun. Seninkini o götürüyor, aşılama sistemiyle çeşit çoğaltırıyor. Tabii şimdi ben bunları aşıladım, bak armut aşıladım, bak erikleri aşıladım, çakal da bunlar. Yani şimdi bunlar güzel bir meyve veriyor. Halkımız yiyor. Gelen giden burada dağda yesin. Yani elimden ceviz de aşılıyor mesela bazı zaman. Kendi imkanlarımla tutuyor Allah tarafından. Çok ehli değiliz ama tutuyor. Aslında bu armutlar, eski atam erikler, atam meyveleri çok su istemiyor. Sus, hiç su istemiyor. Hiç susulamıyor bunlar. Kışınki yağmurun suyuyla yaz idare ediyor. Aynen. Ama yeni üretilen armutlar, erikler, meyveler susuz olmuyor. Dolayısıyla eski armutları, çakal armutları, orijinal meyveleri aşılayıp ileride susuzluk olduğu zaman bunları yemek lazım, meyvelerini. Bunlar yeni sene verir mesela. Verir. Bir yıl oldu ben bunları aşılayalı, yeni sene meyve hepsinde olur. O zaman dağlardaki çakal meyveleri kesmek yerine aşılamak aşılayacak, daha doğru. Aşılansa daha güzel olur. Armutlar mesela bir çöğür diyoruz biz mesela armuta. Onu aşıladın mı aşılı armut oluyor. Güzel de armut oluyor mesela. Ben bayağı bir alıştım bu işe. Bunu Manisa Selen tarafına gittiğiniz zaman oralarda aşılı armutları görürsünüz. Hakikaten de çoktur. Hayran olursunuz tatlarına. Dolayısıyla ilçe tarım müdürlüğü de bu konuda aşıcı kurslarıyla, hatta orada oturacaklarına personel günde 50 tane ağaç aşılacaksın deyip 10 tane seracı ya da çiftçinin yanına varacaksınız deyip
çalıştırmak lazım, ürettirmek lazım. Türkiye üretirse, korursa, çalışırsa kalkınır. Buğdayın da var. Buğday da ektim. Burasının rakım 1700 burada. Hı. Ben su götürürken köye burayı ölçtürdüm. Yükseklik 1700 buranın. Evet. Yukarılar tabii 2000 üzerinde. Yani burada her meyve oluyor. Bak ekin de çok güzel oluyor maşallah. Evet. Bak burada domuz yiyor diyor. Domuz yeme işi yok. Evet. Mala yedirmemesinler önemli olan. Evet. Bak ekin buğday ne kadar güzel bak maşallah. Bir de şimdi 26 çeşit buğday var. Domuzun yemediği buğday türleri var. Kılçıklı türler. Dolayısıyla ata buğdaylarını yaşatmak lazım. Bir de son yıllarda ithal buğday tohumları getirdiler. Boyları iki karıştı. Şimdi bak öyle gir içine şeyle. Şuna bak. Benim boyundan mı oylu? Bir metreden 1,5 metre civarında boyu var. Bunun samanı da çok olur. Buğday ektiğin zaman hem insan doysun hem samanıyla hayvan doysun. Bu yayla buğdayını böyle yere keçesin. Üstünde gül sinelerin terlesin. Anadan bellim vay. Amandır aman bozalı kuşak. Ben olaydım ardından uşak. Amandır aman bozalı. Bismillahirrahmanirrahim. Suyun üstü bismillah, altı şükür elhamdülillah. Ula bu su çok soğumuş ha. Buraya Çatalhöyük diyeceklerle Çataloluk yaptık. Çatalhöyük çeşmesi. Evet. Bu bölgeye ne diyorlar? Burası Çatalhöyük. İsmi bu. Önceden yukarıda bir Çatalhöyük diye bir ağaçtan yapılmış. Eski dedelerimiz yapmış bunu. Evet. Batmış, su batmış. Evet. Biz bunu geçen sene Mustafa Kıl amca. Evet. Bir de Sertoğlu mesela Tursun abla Sertoğlu'nun oğlunla Şeref amca da katkı yaptı küçük. Ben de elimizden gelen Şeref küçük de var usta. Biz bunu buraya aldık kepçeyle düzlettik. Allah kabul etsin. Onlar da çok emeği vardır. Evet. Buraya mesela bu işi teşvik yaptık. Biz dedik ki böyle böyle olsun. Güzel bir şekilde yaptık. Buranın daha dekoroları yapılacak. Biraz daha çakıl dışarılacak. Evet. Ağaç dikilecek. Ama en soğuk su da burası. Halkımız piknik yapmaya gelirse bak buralar güzel. Evet. Piknik yapabilir, su da çok soğuk. Buranın suyu çok önemli. Hiç mesela kurbağa babuk gibi bile olmuyor bu. Doğal su, çok doğal. Buz gibi su. Onlardan şifalı su aramaya gerek yok. En şifalı sular bizim sular. Allah'a şükür. O zaman sen etrafının düzenlemesinde Seydikenir Belediyesi gelip işte ağaçlandırmada, düzeltmede, piknik alanı çevirmesinde faydası olsa ister mi? Belediye tabii burayı yapsa çok iyi olacak. Biz bunu müracaat ettik ama yapmadılar nedense. Şuraya büyük büz atacaklar. Yukarıdan kendi imkanlarımızla attık. Mesela bu hayır yapanlık arkadaşlarla. Büzler biraz küçük oldu. Dere akıyor buradan sel. Burayı yapsalar böyle bir karşıda ağaçlandırsalar, düzleyebilseler burayı çok güzel bir yer. Mesela belediyeler böyle şeyde yapması lazım. El birlik, güzelleştirmek lazım. El birlik. Çünkü insanlar fani, dünya fani. Hasan Cevizci de babası dedesi gibi gelip geçecek. Kime kalacak? Yeni nesillere kalacak. Aslında sen kendin için de yeni nesiller için çalışıyorsun. Tabii şimdi ben buradan bir beklentimiz yok. Buraya mesela Tursun abla Eser, Mehmet Eser'in hanımı, babamın da arkadaşındır. O mesela bir de Mustafa Kıl amca. Evet. Biz mesela Şerif amca da biraz para katkı yaptı. Bayağı çok uğraştık. Hani ben de Şereftik ile beraber ustalığında, evet, borusunda, kendim el imkanında, yapılışında, gazdırışında uğraştık yani. Önce bunlar bilmeyecek böyle düzeni yapmadığını. Evet. Biz bu yaptık. Bura güzel bir piknik alanı oldu. Tabii belediye de bunları biraz dekora yapsa çok güzel bir şey olur. Buz gibi soğuk su için. 5 dakika elini tutamazsın. Tutamazsın. Çok, hakikaten çok soğuk. Suyu sert, insanı mert. Otu kekik, kuşu keklik. Olan bölgedeyiz. 1700 metrede Muğla Seydikemer Yayla Karaçuva Garasan taşındayız. Gana gana avuç avuç su için şükredin. Thank you.
gelip görünce koluma gir. Daşa çıkma, çama çık, arpalar kara kırçık. Düşünmeyle iş olmaz, al bohçanı yola çık. Öğleden sonra güneş uzamaz derler. Güneş aşağı sallandı. Yüklü deve dinlenmez. Geçeceğiz de. Buraya bir çeşme yapacağım ben. Yapamadığımdan şimdi bir sinirimden çeşmenin başına bir güzelmiş diyelim. Ama sanatçı değiliz ama idare edeceğiz. Buyur. Buraya bir çeşme yapacağız. Su akıyor bak. Onlarca çeşme yapan Hasan Cevci çeşme ile ilgili türkü söyleyecek. Çeşmenin başına bir güzel inmiş, taramış sülfünü suya düşürmüş. Mevlam bu güzeli kime yar etmiş, gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım, gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım. Gönülden gönüle gözler yol bulur, aşıkların yüreğinde ateş korunur. Bir garibim bu yerlerde vuran çok olur, gelmez olaydım güzel yüzünü, görmez olaydım. Bir de yayla türkü söyle de taşı geldiğini oturtalım. Bizim yaylalarımız mor mor kekikli, bizim yaylalarımız mor mor kekikli. Kızlar da vardır sırma melekli, sırma melekli. Yaylalar oy, yaylalar oy, yaylalar oy. Çobanın da var gedin aşıdı, çobanın da var gedin açtı. Gediye varmadan yol ayrı düştü, yol ayrı düştü. Bizim köyün kızları da yandı tutuştu, yaylalar oy, yaylalar oy. Burası Teke yöresi. Muğla, Seydi Kemer, Yayla Karaşuşa, Karasındaşı bölgesindeyiz. Şu taraf Burdur, şu taraf Antalya. Teke yöresinin çalgılarından da sipsi, cura, dırnak kemane çok önemlidir. Hasan Cevzi şimdi şöyle sipsiyle
hareketli dağları yankılansın ya, yıkılsın ortalık ya. Acemi adamız biz. Yüce dağ başında yar, Yaraman'da bir koyun mele. Yaraman'da bir koyun mele. Koyunun sesleri de yar, Yaraman'da bağrımı dele. Yaraman'da bağrımı. Köy içinde çeşme yaptınız. Burası bir mahallemin de. Burada da su yoktu. Buranın da düzeni bozuktu. Yani su olmadı mı kuş, kurt, tavuk, kuşlar ne içecek? İnsanlar gelip de bir su içti mi ne mutlu bize. Buraya da mesela bunu getirdim. Bunu biraz hanımla ikimiz yaptık baş başa. Betonu fazla karamadık. Bu kadarlık yapabildik. Bunu dekora yapacağım daha biraz daha Allah izin verirse. Evet. Bu tabi ambarlık burası. Ambarlıkta da su yoktu. Bunu da buraya getirdim. Şimdi azaldı sular. Ağustos ayı geldi artık. Ama bu su da güzel akıyor. Buraya da bunu yaptım Allah izin verirse. Bunu da Allah kabul etsin. İnşallah hayırların devam eder. İnşallah inşallah. Senin gibi hayra sanat yapan, çeşme yapan, cami yapan, okul yapan, sağlık ocağı, köprü yapan insanlar çoğalır. Çoğaldıkça faydalanan insanlar, canlılar da çoğalır. İnşallah. Çok sağ ol varol. İnşallah. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Bütün vatandaşımdan hepsine Allah razı olsun. Meleme koyunum meleme yar, Yaraman. Bundan 50 sene önce öküzle, katırla çift sürülürdü. Yine kısaklarla, öküzlere dövenlerle harman dövülürdü. Ellikle, orakla ekim biçilirdi. O dönem ambarlar vardı. Ambarlar 20 mut, 60 mut arasındaydı. Normal vatandaş 20 mut, zenginlerin divid ambar dediler, 60 muta kadar giderdi. 50 yıl önce bu ambarlar doluydu. Şimdi ovada ekili tarlalar boş. Ambarlar da boş. Yarın ne olacağı belli değil. Bir de köylerde artık evlatlar evlere sahip çıkmıyor. Bir insan öldüğü zaman ardından önce hayvanlar ölür. Sonra ağaçları kurur. Sonra evi yıkılır. Yıkıldım ev, eve bağ kuş düne de dediler. Allah herkese hayırlı evlatlar versin. Amin. Evlerde ateşler yansın bacalarda, duman tütsün, açlar pişirsin. Bin bir emekle yapılan evler yaşatılsın. Köydeki geçim darlığından şehre göçenler var. Köyler terk ediliyor. Ata yurtları yetim öksüz kalıyor. Bir de evlatlar tarla tokat paylaşırken oturup babanın evine, ananın evine, atanın evine hanginiz bakacak, hanginiz satmayacak, hanginiz yaşatacak diye sormak lazım. Evi kim yaşatacaksa, kim koruyacaksa, kim satmayacaksa ev ona verilmeli, o kardeşe. Diğer yerlerde başka şekilde paylaşılmalı. Ata yurtları yetim kalmamalı. Şu evlerdeki o taşlar eşeklerle çekildi. O ağaçlar kim minerlerden katırlarla omuzlarla süründü geldi. Yıllarca, aylarca çalışıldı, ev yapıldı. O gan emekler, o terler, o çileler, o yokluk içindeki, değil mi? Evet. Yapılan emekler şimdi bir bir yok oluyor. Aynen aynen. İnsanın bu, oturup alayası geliyor değil bu mi? Bu ev bak Kaya Dayı'nın böyle çürüdü, döküldü, göçtü gitti bakımsızlıktan. Ağaçlar da kurudu bak mesela bak bu bahçeler bakımsızlıktan. Şimdi, ama bizim evlatlarımız da tabii böyle bir geleceğe baksalar, böyle biz de böyle yaptığımız işler talan olacaksa vay halimize. O zaman şöyle, evlat yetiştirirken neye dikkat edeceksiniz? Meyve dikerken meyveye bakacak evlat. Tarla alırken tarlaya ekip dikecek evlat. Dükkan açarken dükkanı işletecek evlat. Fabrika kurarken fabrikayı yönetecek evlat. Evlatlarınızı mirasınız yönetecek şekilde yetiştirin ki
emekleriniz yabana ele güne gitmesin. Nesilden nesile emekleriniz de nesilleriniz faydalansın. Denecek çok laf var ama bizim diyeceğimiz lafı at eşek götürmez, deve bile çekemez. O nedenle lafın da harmanı olmaz. Akşam oldu, yüklü deve dinlenmez, yolcu yolunda gerek. Da vazgeç kuzudan, yaraman da vazgeç. Geldik köyün en eski çeşmelerinin anısı var burada. Yıllar önce şurada çeşme vardı. Evet, orada burası Kocamağar, eski ismi. Bunda amcamla babam rahmetlik yapıyor. Evet. Burada Cemil Tokmak var, rahmetlik. Göçüyor gazdığı yer. Altında kalıyor. Bunu kuzuyla dereye katıyorlar. Tabii yıllar sonra bu çeşme battı. Elle yapılan çeşme. Gözüne kadar olacak. Su kesildi. Çeşme de kaldı toprağın altında. Ben bunu kendi şeyimle düşündüm. Allah'ım dedim. Ben buradan güzel bir su çıkarayım. Babam gelin hayırına bir çeşme yapayım dedim. Ben mahallemin ismi okunsun diye. Burayı da bazı arkadaşlar dedi ki Yuvasın yazdıralım. Yuvasın çeşmesi Kocamağar diye. Öyle yazdırdık. Aslında ben çeşmelere yazı falan yazdırmıyorum. Yani çünkü reklam olmasın. Atalarımızın ruhuna, ölmüşlerimizin ruhuna Allah kabul etsin. Biz bunu bundan yaptım yani ben şahsım şeyle. Garasın da şimdi eski adı Yuvasın. Aslında yuva nereden geliyor? Oğuz'da yiva boyu var. Oradan da geliyor. Tepe Murasalı Beleni. Buradan birçok gidenler var. Çamlıköy'de seyrek gezenler gibi. Asar ardından gelenler var. Farklı yerlerden gelenler var. Yüzlerce yıllık bir geçmişi var Karasandaşı'nın. Karaçufa'ya bağlı. Et tırnak gibi. Çok sağ ol. İşte buralar mesela mahallemin her tarafına elimden geldiği çeşme yaptırdım. Yani bunları da yaptıracağım daha elimden geldiği sürece Allah izin verirse. Hayırlar yapmaya devam edeceğim. Yani burada atalarımızın ruh için içenlere afiyet olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar köylülerim, mahallelerim. Biz çok çeşmeler, hayırlar gördük. Sahipleri bu dünyadan gelmiş göçmüş. Ama amel defteri inşallah kapanmaz hayır yapanların. Senin gibi hayır yapanlar çoğalır. Yarın insan fani ama çeşmeler kalıyor. Yaşlansak da çocukluğumuz devam ediyor. Cıngırak, cıngırdak, gıcırdak her yerde farklı isimler olur. Bu söveni, bu direğe tereyağı, kömür konur, gıcır, gıcır, gıcılar. Şimdi Hasan Cevizci ile cıngırağa bineceğiz, çocukluğumuzu yaşayacağız. İkimiz de sigortalı, düşersek devlet bakar. Ah yar yar, dost dost,